Selamlar. Bu videonun odak noktası 2022'ye şöyle bir bakış atmak ve 2023 için hayallerimden, hedeflerimden biraz bahsetmekti. Ama hakikaten 2022'nin son haftası hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir sözünün ufak bir yansıması olduğu için bana videoyu çekmem de bugünü buldu. Her ne kadar planlarımı 1 Ocak'tan önce yapmış olsam da 2000 yani bir yılın sonu yeni bir yılın başlangıcı çoğu insanda olduğu gibi beni de heyecanlandırıyor. Sadece yıl sonu yıl başlangıcı olarak da değil. Yeni başlangıçlar yapmak, planlar, hayaller kurmak, yeni kararlar almak, ajanda yazmak işte bunların hepsi beni böyle heyecanlandıran şeyler. Çünkü işte plan yapmayı, zamanımı bir şekilde yönetmeyi, kontrol altında tutmayı, hedefler koymayı, kendimin daha iyi bir versiyonunu yaratmak için uğraşmayı seviyorum. Aynı zamanda da sadece aslında bu sefere özel olarak sadece yeni bir yıl bitip yeni bir yıl başlamadı benim için normalde aslında baktığımda. Aralıktan ocağa geçtin. Çok da değişen bir şey olmuyor mantık olarak. Ona o anlamı biz yüklüyoruz gibi oluyor ama burada ekstra bir durum olarak benim için hakikaten 2022'nin son haftası bazı hikayelerin sonu ve dolayısıyla bazı hikayelerin de başlangıcı olmuş oldu. Planladığım bir şey değildi ama yılın sonuna denk geldi diyeyim. Dolayısıyla da böyle daha hafiflemiş, daha yeni bir, gerçek anlamda yeni bir sayfa açmış olarak 2023'e girmiş bulunmaktayım. Geçen yıla girerken de çok umutluydum ve heyecanlıydım. Bu yıl için de aynı şekilde hissediyorum ama bu yıl farklı hissettiğim şeyler de var bir kere. Yani gerçekten daha inançlı hissediyorum, daha özgüvenli hissediyorum kendime gibi. Böyle şeyler var. Şimdi 2022'ye şöyle bir bakmak istiyorum. 2022 için benim temam üretkenlikti. Şaşırmadık tabii ki. Ve 2022'de neye evrilmek istiyorum diye sormuşum kendime ve demişim ki kararlılıkla üreten, duraksamayan, kendi kendini sabote etmeyen, yaptığı işlere sahip çıkan, hak ettiği değeri veren, bunu ifade etmekten çekinmeyen birine evrilmek istiyorum demişim. Şimdi şu an kendime bunu ne kadar yapabildim diye sorduğumda da gerçekten bunu çok başardığımı söyleyebilirim. Çok bu konuda değiştim. Yani bu satırları yazdığım günden bugüne, yani tam bir sene öncesinden bugüne çok daha farklı hissediyorum hakikaten. Yaptığım işlere hak ettiği değeri vermek konusunda ve bunu ifade etmek konusunda çok çok farklı hissediyorum. Artık bütün yaptığım işlere, ama tabii ki burada özellikle de ekolojik yolumdan bahsedecek olursak, ekolojik yolumun şu ana kadar geldiği noktaya, bundan sonra yapabileceklerine, potansiyeline İnanılmaz inanıyorum gerçekten ve çok güveniyorum ve çok heyecanlıyım. Bu şekilde konuşmama ben bile inanamıyorum yani. Hani ben büyük cümleler kurmaktan, büyük laflar etmekten sakınan biriyimdir. Bir adım geride bir dururum yani. Ama böyle hissediyorum yani, ne mutlu. Yani böyle hissedebilmek için çok çabaladım gerçekten. Yaptığım işlerin ötesinde burada bahsettiğim gibi onlara hak ettiği değeri verebilmek için de aslında bir yandan kendi içsel gelişimim için de çok çabaladım. Ne mutlu ki bugün böyle hissediyorum. Çok güzel. Bir takım işte değerlerim, tutkularım vesaire falan, bu ajanda sisteminden de belki biraz bahsetmem gerekiyor. İlk başta kendime bir takım sorular sordum ve daha sonra yılın ana hedeflerini ve o ana hedeflere ulaşmama yardımcı olacak yardımcı hedefleri belirlediğim ve daha sonra yılı 4 çeyreğe ayırarak her çeyrek için ana hedeflerim doğrultusunda hedefler ve projeler belirlediğim ve daha sonra işte 3 aylık planlardan aylık planlardan haftalık planlara, haftalık planlardan günlük planlara doğru genelden özele evrilen bir planlama sistemi. Benim bulduğum bir sistem değil. Takip ettiğim insanlar, kitabını okuduğum, videosunu izlediğim vesaire vesaire ve hoşuma giden sistemleri birleştirip kendime uyarlamış halim. Bunu ilk defa geçen yıl yapmaya başlamıştım. Bu sene de aynı sistemi devam ettiriyorum. Yani temel olarak aslında yılı yıllık hedef koymak, yılı 4 çeyreğe bölmek ve genelden özele doğru ilerleyerek zamanını olabildiğince kontrol altında tutmak buradaki hedef. Şimdi
bu yıl daha çok kitap okumak istiyorum dediğinde o hedefi aslında yani böyle uzay boşluğuna bırakmış oluyorsun. Ama ona işte bir sayfa limiti, kitap limiti, işte günlük limit vesaire gibi ya da aylık hedefler gibi net şeyler koyduğunda onu gerçekleştirme ihtimalin artıyor gerçekten ya da yapıp yapamadığının daha iyi kontrol etmiş oluyorsun. Aylık değerlendirmeler oluyor, 3 ayda bir değerlendirmeler oluyor. Yazdığın zaman geriye dönüp ya ben burada ne yapmışım diye bakma şansın oluyor. O yüzden ben ajanda tutmayı ve bunu yazılı bir şekilde yapmayı seviyorum. 2022'deki ana hedeflerimden bir tanesi YouTube'a başlamaktı. Evet, YouTube benim için büyük bir projeydi. Ekolojik yolumu kurduğumdan beri aslında çok yapmak istediğim, kişisel olarak çok şey öğrendiğim bir platform olduğu için YouTube ve nitelikli içerik üretilebilen bir yer olduğuna inandığım için YouTube'a başlamayı çok istiyordum. Ve tabii ki bunun zamanı vardı çünkü YouTube daha fazla, daha komplike, daha uzmanlık gerektiren ve daha fazla teknik ekipman gerektiren bir platform olduğu için bana göre, yani benim yapmak istediklerime göre. Dolayısıyla da bir süre bu koşulları sağlamam gerekiyordu. Ve 2022'ye anca bunlar hazır olabildi. Ve 2022'nin başlarında bir takım şeyleri gene sıfırdan öğrenerek YouTube'a da giriş yapmış oldum. Bu seneki hedefim de gene YouTube'a devam etmek ve daha fazla içerik üretebilmek tabii ki. Onun dışında da ya sosyal medyadaki ekolojik yolumu geliştirmek ve dönüştürmekle ilgili hedeflerim vardı. Bunları da yani kısmen yapabildiğimi düşünüyorum elimden geldiğince. Tabii yani yeni bir yere, yeni bir platformda var olmak, YouTube orayı öğrenmek ve oraya uyum sağlamak tabii birazcık zaman aldı. Aynı zamanda bunu tam zamanlı bir işte çalışırken yapıyordum çünkü tüm bunları. Bu sene daha fazla olacağına inanıyorum. Onun dışında yani çeşitli böyle kategorize edilmiş hedefler var. Sağlık hedefleri, ilişki hedefleri, kişisel gelişim vesaire vesaire. Bakıyorum neler yapmışım. Çeşitli sağlık hedeflerim vardı. Bazı işte doktor kontrollerime gitmek, yogaya devam etmek ve işte eksik olan takviyelerimi almak gibi. Ve çeşitli manevi hedef. Şu an gözüme manevi hedefler takıldı. Burada şunu yazmışım. Gezmek ve yola çıkmak yaşıyor hissettiriyor yazmışım. Bunu yazarken ki hissettiğim şey bu duyguyu aslında unutmamaktı. Bazen hayatın akışı içinde o yoğunluk, o tempo içerisinde gerçekten insan bazı kendisine iyi gelen şeyleri es geçebiliyor ve unutabiliyor. Buraya yazmamın sebebi yani bunu unutma, bu sana çok iyi geliyor ve bunu atlama, buna zaman yaratmaya çalış diye yazmıştım. Hakikaten de bu sene böyle ilk defa bir hiç yurt dışına gitmemiştim ve yurt dışı hayalimizi eşimle birlikte gerçekleştirmek gibi bir fırsatımız oldu. O anlamda da güzel bir yıldı bence. Yani bayağı bir şeyler oldu. Bayağı bir şeyler yaptım. 2022'yi şöyle kenara bırakıyorum. Tabii ki yani 2022 özelinde konuşulacak çok şey var. Ama 2022'de gene kişisel gelişime önem verdiğim, ekolojik yolum için uğraştığım, inişlerin çıkışların olduğu, çok mutlulukların olduğu, mutsuzlukların olduğu, bazı hayallerimi gerçekleştirdiğim, güzel buluşmalara katıldığım güzel bir yıl oldu. O yüzden teşekkür ederim. Evet, 2023'e hazırım artık. Evet, 2023'teki temam girişimcilik. Demişim ki bu temayı hayata geçirmek için ne yapabilirim? Kararlı şekilde üretebilir, risk alabilir, kendime güvenebilir ve ağımı genişletebilirim. 2023'te neye evrilmek istiyorum? Farklı kanallardan beslenen, bakış açısını geniş tutan, kararlılıkla üreten ve tuttuğunu koparan. Evet ve 2022'yi salmak, geride bırakmak için neler yaptım diye sormuşum kendime. Evde büyük temizlik yapıldı. Yeni eşyalarla eve emek verdim. Uzun zamandır biriktirdiğim ihtiyaçlarımı giderdim. Çok iyi hissediyorum. İhtiyaçlarımı ertelemeye son demişim. Bu tabii ki benim bazı ihtiyaçlarımı sonsuza kadar ertelemem sonucunda onların artık bir krize dönüşmesi ve bunun üzerimde bir ağırlık oluşturması sonucunda onları giderdiğimde yaşadığım mutluluğu anlatmak istediğim
cümleler. Buradaki ev örneğinden kastım da aslında, eşya örneğinden kastım da biz uzun zamandır ev değiştirmek istiyoruz ama ev krizinden dolayı da ev değiştiremiyoruz ve bu evde böyle kaldık. Ve sürekli burası ile ilgili yapacağım şeyleri, yapmak istediğim şeyleri ya zaten taşınacağız falan diye o kadar zaman geçtik yani bunun üstünden ve artık gerçekten bu kötü hissettiren bir noktaya dönüşmüştü benim için. O yüzden de ya hani bazı şeyleri de ertelemeye gerek var mı? Yani hani bir sehpa ya da bir masa lambası almak için ev taşımana gerek yok. Yani nereye taşıyacaksın evi? Sehpa Afrika'ya mı gideceksin? Afrika'ya gitsen gene taşırsın falan gibi. En son böyle bazen hani cinnete gelirsin ve aksiyona geçersin ya. Benimki de biraz öyleydi ihtiyaçlar konusunda. Gerçekten bazı ihtiyaçlarımı erteleme konusunda inanılmaz iyiyim ve bunu yapmamaya karar verdim. Umarım 2023 ihtiyaçlarımı ertelediğim bir yıl olmayacak. İnşallah. Bakalım. 2023'te nasıl hissetmek istiyorum? Üretken, cesur ve keyifli hissetmek istiyorum. Evet. 2023'te aslında ana hedeflerimden biri tabii ki ekolojik yolumu dönüştürmek ve geliştirmek istiyorum. Daha iyi bir noktaya taşımak istiyorum. Daha kaliteli içerikler ürettiğim, daha fazla içerikler ürettiğim bir yıl olsun istiyorum. Dolayısıyla da düzenli ve kaliteli içerik üretme hedefim var. Zaten bu hedefler başlı başına 2023'ü bitirebilecek hedefler yani. Bunu ben zaten yani üç büyük platformda bunu yapabildiğim zaman zaten 2023'üm dolu dolu geçmiş demek oluyor ki bunun yanında da başka hedeflerim de var tabii ki. Birazcık hedeflerin sınırını zorlamayı seviyorum. Yani ben fazla hedef koyayım, kendimi zorlayayım. Zaten onların hepsi olmayacak ama olduğu kadarıyla bize yeter modundayım. Geçen yıl içinde böyle düşünüyordum, bu yıl içinde böyle düşünüyorum. Onun dışında da tabii ki bu hedeflere ulaşmama yardımcı olacak bazı yardımcı hedefler var. Yani bu işi dönüştürmek ve geliştirmek konusunda kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Onun dışında sağlık hedeflerim, düzenli takviyelerimi almak, zehirsiz mevsimsel sebze ağırlıklı beslenmek, az gluten tüketmek inşallah ve akşam yememek, yani akşam yemeğinden sonra yememek. Bazen bazı dönemler bunu çok güzel yapıyorum, bazı dönemlerde böyle bir kayıyor gidiyor. Spor hedeflerim, zaten ben yogayı artık hayatıma çok entegre ettiğimi düşünüyorum gerçekten. Bunu entegre edebilmiş olmamın da sebebi bunu olabildiğince kısa ve uygulanabilir kılmış olmam. Sabahları 15-20 dakika kadar güne başlamadan önce sabah yogası yapıyorum. Çok böyle dinamik olmayan, çok zorlayıcı olmayan ama vücuduma da inanılmaz iyi gelen bir yoga. Dolayısıyla da iyi geldiğini bildiğim için o benim için bir görev olmaktan çıktı. Onu artık hakikaten iyi hissetmek için yaptığım işte su içmek gibi bir rutine dönüştü. Bu anlamda da çok mutluyum. Ama tabii ki bunu biraz daha öteye taşımak istiyorum 2023'te. 2022'de olabildiğince yürümeye çalıştım. Bazı aylar çok iyi adım attım. Bazı aylar daha düşük kaldı. 2023'te de gene adım takibini yapmak ve yogaya devam etmek istiyorum ama yoganın yanına bir de pilates koyma kararı aldım. Yıllar sonra gerçekten pilatese dönmek nasıl olacak? Hayırlısı diyorum. Bugün yaptım, birazcık zorlanmış olabilirim. Ama zamanla alışacağımı düşünüyorum. Gene pilateste de hedefim olabildiğince kısa ve uygulanabilir tutmak. Benim spor yapma anlayışım bu açıkçası. Yani daha dinamik olan, yani bir rutine oturtulması gereken şeyleri olabildiğince kısa ve uygulanabilir tutmak. Onun dışında da bol bol olabildiğince yürümek. Haftada ortalama 7000 adım en az atmak gibi bir hedef koydum. Yani uygulanabilir bir hedef. Çok yüksek bir hedef değil ama bütün bunları yapabilirsem de zaten bayağı iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Kişisel gelişim hedeflerim tabii ki işte daha fazla
Kitap okumak, daha çok belgesel izlemek, podcast dinlemek, rutinlerime sadık kalmak, olabildiğince gündemi takip edebilmek ve bazı dil hedeflerim var, yabancı dil hedeflerim var. Eve dair hedeflerim ufacık şeyleri erteleyip durmamak, iyi hissettirecek detayları arka plana atmamak. Evet, manevi hedeflerim de gene mümkün olabildiğince gezmek ve sevdiğim insanlarla vakit geçirmek ve bunun için vakit yaratmak var. Evet, genel olarak durumlar böyle. Tek tek tabii ki bütün küçük küçük hedefleri saymadım ama bir sürü işte 2022'den gelen devam ettirmek istediğim alışkanlıklarım var. 2023'te edinmek istediğim bazı alışkanlıklarım var. Yapmak istediğim hedefler, projeler var. 2023'ün güzel bir yıl olacağına inanıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok umutluyum 2023'ten. Ve umarım güzel bir yıl olur. Tabii ki başımıza neler geleceğini bilemeyiz. Hayat önümüze neler çıkartır bunu bilemeyiz ama elimizden geleni olabildiğince yapabiliriz. Bize verilen vakti olabildiğince anlamlı yaşamaya çalışarak bu hayatı kıymetini bilebiliriz diye düşünüyorum. Evet, 2023'teki diğer videolarda, vloglarda ve bilgilendirici içeriklerde görüşmek üzere o zaman diyorum. Kendine iyi bak. Senen çok güzel geçsin. Hem her anlamda hem de ekolojik yolun açık olsun. Görüşürüz.